Evet bu biçimdeki köklü ifadeleri inceleyelim arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü üzere arkadaşlar burada iki varsa bunu yapabiliyoruz. Şuradaki sayıların toplamları buradaki sayının da işte çarpımlarını verecek şekilde çarpımını verecek şekilde iki tane sayı buluyoruz. Ve bu AB'yi kök A ve kök B diye yazıp buradaki işaret neyse onu kullanıyoruz. Ee, şimdi bu örnek üzerine anlatayım. Öyle daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Çarpımları burayı verecek. Toplamları da burayı verecek şekilde iki tane aynı sayıyı bulmamız gerekiyor. Burada iki olması gerekiyor arkadaşlar. İki varsa bu hareket yapabiliyoruz. Nedir bu? 5 çarpı 2. Burası da 5 artı 2. Bakın toplayınca 7 veriyor. Çarpınca 10'u veriyor. Dolayısıyla bu 5 ve 2'yi şu şekilde kullanıyoruz. Kök 5 ve kök 2. Arada artı varsa artı yazıp bırakıyoruz. Bakın alttaki soru da burada 2 yok arkadaşlar. Bakın burada 2 yok. 2 yoksa ne yapacağımızı şimdi size göstereyim. Bu tarz durumlarda kök 2 ile çarpıp kök 2'ye böleceğiz. Peki bunu neden yapıyoruz? Eğer ki kök 2 ile bunu çarparsanız şuraya bir 2 getirirsiniz. Biliyorsunuz aynı kök dereceleri içerisinde sayılar çarpılabilirdi. Aynı kök dereceler içerisinde 2 ile 3 eksi kök 8'i çarpabilirim. Şimdi görenler var. Ben biliyorum hocam kök 8'i niye 2 kök 2 yazmadık? Öyle de yapılıyor. Ben e, bu yolu da göstereyim ki çünkü bu yol genel bir kural. Her zaman oradaki kök 8 2 kök 2 diye çıkmayabilir. Görenler var aranızda biliyorum. Ben genel kuralı göstereyim. Bakın 2 ile çarpıyorum. Çarpınca şu hale gelecek. 6 eksi 2 kök 8 kökün içerisinde bölü kök 2 var. Biz Şurayla ilgileniyoruz. Bakın artık burada 2 var. Var. Çarpınca 8 toplayınca 6 olan 2 tane sayı arıyorum. Şöyle yukarı yazayım arkadaşlar. 4 çarpı 2 bakın 4 artı 2. Dolayısıyla pay kısmını nasıl yazacağız? Kök 4 artı kök 2 bölü kök 2. Kök 4 zaten düzenlenir 2 diye çıkar. 2 artı kök 2 bölü kök 2 diye yazarız. Diyelim ki şıklarda yok, köklü ifadeyi payda da istemezler demiştik. Kök 2 ile genişletiriz. Genişletirsek de 2 kök 2 artı 2 bölü 2. 2 parantezini alınca daha da düzenleniyor. Şu tarafa yazayım. Yukarıda 2 parantezini alırsak kök 2 artı 1 bölü 2. 2'ler sadeleşir. kök 2 artı 1 kalır. Şimdi o görenler var dediğim durumu anlatayım. Kök 8 normalde 2 kök 2'dir arkadaşlar. Bu şekilde yazarsanız bakın burada 2 oluştu. Çarpınca 2'yi verecek, toplayınca 3'ü verecek şekilde 2 ve 1 sayılarını kullanabiliyorum. Dolayısıyla bunu direkt kök 2. Ha, bu arada arada eksi vardı değil mi? Onu düzeltelim. Kök 2 eksi 1. Eksiyi burada yazdık, burada yazdık, burada yazdık. Buradan buraya geçerken hata yaptık. Eksi, 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 eksi. Evet kök 2 eksi 1 olacak. Hatamızı da düzeltmiş olduk. Evet şu işlemleri yapalım. Bakın burada 2 var. O zaman çarpınca 6 toplayınca 5 olacak şekilde. 3 ve 2. Bakın 3 artı 2. Aynısı burada var. 3, 2. 3 artı 2. O zaman şu kısım kök 3 artı kök 2. Bakın arada artı var. Bu kısım kök 3 eksi kök 2. Bakın arada eksi var. Bu aradaki eksi hatırlayın. Bu bizim için çok önemliydi. Eksiden sonra mutlaka parantez koyacaktık. Bunu defalarca kez söylüyorum size arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu eksi içeri dağılacak. Kök 3 artı kök 2. Eksi kök 3 artı kök 2. Kök 3'ler gider. Kök 2 artı kök 2 den 2 kök 2 elde edilir. Bakın burada 2 yok. Ve bu sefer de kök 15 dışarıya kök 8 gibi böyle 2 kök 2 şeklinde çıkamıyor. Yani dışarısını 2 yapamıyoruz. O zaman o benim gösterdiğim Kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölme e, işlemini uygulayacağız. 4 artı kök 15. Kök 2'yi yani e, aynı köklerin içerisinde 2 çarpı 4 artı 15 diye böyle bir çarpım yapalım. 2'yi dağıtıyorum içeriye. 8 artı 2 kök 15 kökün içerisindeyiz. Bölü kök 2. Artık 15 çarpınca 15 toplayınca 8 yapacak. 2 tane sayı ihtiyacım var. 5 çarpı 3, 5 artı 3. Bakın o zaman pay kısmı kök 5 artı kök 3. Arada artı var değil mi? Yanlış yapmayalım. Evet. Payda da kök 2 var. Kök 2 ile genişletirsek son olarak kök 10 artı kök 6 bölü 2 bizim en son düzenlenmiş halimiz olur. Şimdi birden fazla kök varsa İçerideki sayıyı dışarıya nasıl çıkarırken nasıl nasıl yapacağız onu anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Şu bakın kök n'inci dereceden kök m'inci dereceden derecelerini çarpıp tek kök yapabilirsiniz. Bakın gösterelim. Şu dereceleri çarpıp tek bir tane kök 4 çarpı 3 12. dereceden 5 diye yazabilirsiniz. Ama bakın bu arada sayı yoksa. Bakın arada sayı yoksa. Arada sayı olsaydı Arada mesela 2 olsaydı, 3. dereceden 5 olsaydı, e, bunu da şimdi göstereceğim. Yani bu şekilde, hemen bu şekilde yapamayacağız. Şimdi gelin bunu da anlatayım size. Bakın, kural gereği, arada e, sayı varsa nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Şu M var ya, en içteki kökün derecesini. Hem bunun üstüne koyuyorsunuz, hem de burayla çarpıyorsunuz. Yani... M'yi böyle sektire sektire götüreceğiz arkadaşlar. Mesela bunun derecesi 2 ya. Buraya da 2 veriyoruz. Burayla da çarpıyoruz. Dolayısıyla bu kökü kaybedebiliyoruz. Bakın yapalım. 4 ile bu 2 çarpıldı 8. Bu 3'ün üstüne de 2 geldi. İçeride de 5 duruyor. Ve bunu düzenlersek 8. dereceden işte bu 9'dur, bu 5'tir, 45 diye son halini bu şekilde bırakabiliriz. Altta da bunun benzeri var arkadaşlar. Bakın yapalım. Ne yapacaktık bu 3'ü? Hem bunun üstüne hem de buradaki dereceyle çarparak kökün derecesini düzenliyoruz ve tek köke düşüyoruz. Burada görünmeyen 2 var. Ne oldu? 6, 2 üssü 3 ve 4'ü çıkardık. Düzenlersek şöyle olur. 2 üssü 3, 4'ü de 2 üs 2 dersem herkes 2 üssü yazabilirim. Ya da yani 32 olacak, 32 diye de yazabilirdik. Duruma göre hareket edeceğiz. Bütün yazım türlerini size göstereyim. Buradan bakın böyle bırakılabilir. 6. dereceden 32 diye bırakılabilir. Üst bölü derece yapılabilir hatırlarsanız. Bunun üstünü bu dereceye bölebiliriz. Köksüz yazmamız lazım değil mi? 2 üssü 5 bölü 6 diye de yazabiliriz. Duruma göre yani hangisi işimize yarıyorsa orada bırakacağız. Yine benzer şekilde arkadaşlar 2'yi hem bunun üstüne hem bunun derecesiyle çarparak tek köke düşelim. 6. dereceden 2 2 çarpı 27. 6. dereceden bu 4'tür. 4 çarpı 27 yaparsak 108 olur. Bence böyle bırakalım. Evet iç içe bakın 3 tane kök var. Nasıl yapacağız? İzleyin. Bunun derecesi 2. 2'yi hem bunun üstüne hem bunun derecesiyle çarparak önce en içteki kökü kaybediyorum. Aynı anda bütün bakın kökleri kaybetmeyeceğim. Şimdi bu duruyor. 3 duruyor. Şuradaki kökün derecesi 2 çarpı 2'den 4 oldu. 4. dereceden 9'un üstüne bir 2 geldi. Bir de 27 var içeride. Şimdi şunu 4'ü bu tarafa doğru sektiriyorum. 4'ü bunun üstüne ve bununla çarpıyorum. Şöyle olacak. 4 çarpı 3'ten 12. dereceden 3 üssü 4. 9'un karesi çarpı 27. Dikkat ederseniz içerideki tüm sayılar 3'ün kuvvetleri şeklinde yazılabiliyor. Üstü 4, 9 9 3 üssü 4. 9'un 9'u da 3'ün karesi diye yazarsak üstünde de 2 var bakın. 27'yi de 3 üssü 3 olarak yazdım. Düzenleyeceğim bakın. Bu 3 üssü 4. Üstün üssü üstler çarpılırsa bu da 3 üssü 4. 3 üssü 3. Tabanlar aynı olduğu için üstler çarpılır. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır değil mi? 3 ee, üssü 4 artı 4. 8. 3 daha 11. Bakın böyle bırakabiliriz. Doğrudur. İstersek e, üst bölü derece şeklinde de 12, 11 bölü 12 şeklinde de yazabiliriz. Bu da doğru. Duruma göre hareket edeceğiz. Evet türünden yazma soru tarzlarına bakalım arkadaşlar. Örnek üzerinden size anlatmaya çalışayım. Bakın A sayısını kök 2 demişiz. B sayısına kök 3 demişiz. Kök 18'i A ve B türünden yazmak istiyoruz. 18 asal çarpanları ayırırsanız 18 nasıl bir sayı? 2 çarpı 3'ün karesi. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. 18, 2 çarpı 3 çarpı 3 diye yazabiliriz 18'i. Kök 18'i de aynı şekilde 2 çarpı 3 çarpı 3 diye yazıp istersek ayrı ayrı köklerde bunu gösterebiliriz. Şu şekilde. E o zaman kök 2 gördüğümüz yeri A, kök 3 gördüğümüz yerlere de B yazarsak bunlar çarpıldığında ne olacak? A çarpı B kare şeklinde yazılabilir. Alttaki soruya bakalım. Kök 2 sayısının yaklaşık değeri 1,4 olarak verilmiş. O zaman kök 18'in yaklaşık değerini bulmak istiyoruz. Kök 18 nasıl bir sayı? 3 kök 2 diye yazılabiliyor. O zaman kök 2 gördüğümüz yere 1,4 yazarsak 3 ile çarpılacak. 3 ile bunu çarptığınızda da 4,2 elde edersiniz. Bakın burada da x kök 2'ye y de kök 5'e eşit. Kök 40'ı x ve y türünden yazmak istiyoruz. Kök 40 asal çarpanlarını ayırıp oradan da gidebiliriz. Ee, şimdi şu geldi aklıma arkadaşlar. 40 asal çarpanlarını şöyle ayırınca bakın 2 üssü 3 çarpı 5 üssü 1 diye oluyor. Bakın bu şekilde yazılabiliyor. Ee, şimdi buradan bir gidelim. Bir de şöyle gidelim. Eşleyip çıkaralım. 2. Bunlar da içeride kalır. Kök 10. 2 kök 10 diye yazılabilir. Tamam mı? Kök 10'u da istersek kök 2 çarpı kök 5 diye yazıp kök 2 yerine x yazabiliriz. Kök 5 yerine y yazabiliriz. Ne oldu? 2 x diye cevap verebiliriz. Diyelim ki şıklı bir soru olsaydı 2 x olabilir. Diyelim ki şıklarda yok. Bir de buradan bir çözüm yaparız. Yani kök 40 sayısı 2 üstü 3 ya. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 diye yazılabilir kökün içerisinde. E ayrı ayrı köklerde yazarsak kök 2 gördüğüm her yere x yazarsam x çarpı x çarpı x çarpı kök 5 gördüğüm yere y yazınca ne oldu? x küp çarpı y diye de yazılabilir. Bakın bu da doğru bu da doğru. Yani artık duruma göre hareket etmek lazım orada. Kök 3 sayısının yaklaşık değeri de 1,7 olarak verilmiş. Burada arkadaşlar yeri gelmişken söylemek istiyorum. Bazı köklü sayıların yaklaşık değerlerini bilirsek rahat ederiz. Bazen çünkü bununla alakalı sorular çıkabiliyor. Ee, bunu gelin şöyle küçük bir çalışma üzerinden size anlatmaya çalışayım. Şimdi kök 1 bir, 1'dir. Bir sırayla yazıyorum bakın. Kök 2, kök 3, kök 4, kök 5, kök 6, kök 7, kök 8, kök 9, kök 10 yeterli. Bu şekilde gidiyor. Arkadaşlar burada değerini tam bildiğimiz kim var? Mesela kök 4 2'dir. Kök 9 3'tür değil mi? Bakın aradakilerin değerlerini net bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz, yorum yapabiliriz. Şu anda 1 ile 2 arasında olduğumuz için yani 1'den 2'ye gittiği için kök 1, kök 4 arası sayılar da 1 ile 2 arasındadır diyebiliriz. Bu mesela 1 ile 2 arasında, bu da 1 ile 2 arasında bir sayıdır. Yaklaşık olarak tahmin etmeye çalışırsanız 1,3, 1,4 diyebilirsiniz kök 2'ye. Kök 7'ye, kök 3'e de 1,6, 1,7, 1,8 gibi tahminlerde bulunabilirsiniz. Bakın bu tahminlerin hepsi doğrudur. Sizden istediğim şunun, şunun ve şunun net değerlerini bilin. Diğerlerini tahmini ilerleyin. Mesela kök 10, bakın 3'ten bir tık büyük. 3,1 diyebilirsiniz. Bu tarz yorumlar yapabilirsiniz. Diyelim ki adam sana kök 70'in yaklaşık değeri nedir diye sorarsa ne düşüneceğiz? En yakın köklüler ne var? Kök 64, 8'e eşit. Kök 81, 9'a eşit. 64'ten bakın 70'e, 80'e. Değil mi? 64 ile 70 arasında. Pardon. 64 ile 81 arasında 70 sayısı. O zaman yaklaşık değeri de 8 ile 9 arasında olacak. Yaklaşık 8,2, 8,3 falan derseniz problem yok. Bakın şunların yaklaşık değerini bilin demiştim. Kök 2'nin 1,4. Kök 7'nin kök 3'ün 1,7. Kök 5'in de 2,2 arkadaşlar. Bu üçünü lütfen bilelim. Sorularda bize bazen yardımcı olabilir. Diğerleri için yaklaşık tahminde bulunabilirsiniz. İşte 2,8, bu 2,6, bu 2,4 gibi tahminlerde bulunabilirsiniz. Şimdi bu soruda vermiş kök 3 1,7 eşit olduğunu söylemiş. Bunu dışarı çıkarırsanız asal çarpanlarını ayırıp ya da 36 çarpı 3'tür deyip 6 kök 3 diye yazabilirseniz sonra 48'de 16 çarpı 3'tür. 16 4 diye çıkar. 4 kök 3. 16 pardon 6 kök 3 4 kök 3 de 2 kök 3 yapar. E o zaman kök 3 yerine biz 1,7 yazarsa 2 çarpı 1,7 ne oldu? 3,4 yaklaşık olarak değerini bulmuş oluruz. Hangi irasyonel sayının yaklaşık değeri bilinirse kök 588 sayısının yaklaşık değeri kolaylıkla bulunabilir. Arkadaşlar 588 asal çarpanlığını ayırırsak rahat bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. 2'ye bölelim. 294. 2'ye bölelim. 147. Artık 147 2'ye bölünmez ama 3'e bölünebilir. 3'e bölersek 49, 7'ye bölersek 7, 7'ye bölersek 1 elde ediliyor. Bakın eşlersem 2 dışarı çıktı. Eşlersem 7 dışarı çıktı kök 3 içeride kaldı. Yani 14 kök 3 oldu. E o zaman eğer ben kök 3'ün yaklaşık değerini bilirsem kök 588'in de yaklaşık değerini kolaylıkla bulabilirim. E, bu soru için hangi irrasyonel sayının yaklaşık değeri bilinirse demişti? İşte kök 3 rasyonel e, irrasyonel sayısının yaklaşık değeri bilinmesi gerekiyor diyebiliriz. Köklü denklemlerdeyiz. Köklü ifade içeren denklemlerde önce yapmamız gereken arkadaşlar kökü mutlaka yalnız bırakacağız. Sonra da kökün derecesine göre atıyorum kökün derecesi 2 ise her iki tarafın karesini alacağız ki kökten kurtulalım. Gelin bunu örnek üzerinden size anlatmaya çalışayım. Mesela burada arkadaşlar kök şu anda yalnız değil bakın. Yalnız olması için eksi 2'yi karşıya atıyorum. Ne oldu? 3. dereceden x eksi 1 eşittir 2. Her tarafın 3. dereceden üssünü alıyorum. Yani küpünü alıyorum arkadaşlar. Alırsam ne olur? Bununla kök gider. Sadece x eksi 1 kalır. 2'nin küpünden 8 yazabilirsiniz. Eksi 1'i karşıya aldığınızda x eşittir 9 elde edeceğiz. Bir alttaki soruya bakalım. Yine eksi 21'i bakın. Kökü yalnız bırakmak için karşı yatıyorum. Burada 3 çarpanı da var. Şöyle yazalım. 2x eksi 5 eşittir 21. Her tarafı 3'e bölelim. Kök bakın iyice yalnız kaldı. 2x eksi 5 eşittir 7 oldu. Her iki tarafın bu sefer karesini alıyorum. Çünkü kare kök olduğundan dolayı. Bunlar gitti. 2x eksi 5 eşittir 49. Eksi 5'i karşıya artı 5 diye alırsak 2x eşittir 54. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde de x 27 elde edilir. Şimdi arkadaşlar burada şunu söylemem lazım. Bulduğumuz değer var ya bunu kökün içindeki ifadede e, ...tanımsızlık yapıp yapmadığı konusunda kontrol etmemiz, sağlamasını yapmamız gerekiyor. Yani 27'yi götürüp kökün içerisinde yerine yazdığımızda kökün içi eğer derecesi çiftse... ...mesela buradaki gibi kare kökse, kökün içi negatif geliyorsa tanımsız yapar ve o kökü alamayız. Misal veriyorum, biz burada x eşittir 27 değil de x eşittir 1 bulmuş olsaydık. 1'i götürüp yerine yazın, 2 çarpı 1, 2, 5 çıktı... Eksi -3 oldu. Karekökün içerisinde eksi bir ifade olabilir mi? Eksi -3 olabilir mi? Olamaz. Tanımsız olacaktı. O yüzden biri kabul etmeyecektik kök olarak. X kaçtır? X yani bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir olurdu. öyle bir soru olsaydı ama bu soru için 27 bizim için bir problem çıkarmıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Peki bakın her iki tarafın 5. dereceden üstüne alalım ki şurada kök kaybolsun 2 üssü x eşittir 8 üssü 5 oldu. 8'i de 2 üssü 3 olarak yazarsak üstünde de 5 var arkadaşlar. Üssün üssü 2 yani üsler çarpılacak 2 üssü 15 olur. E bakın tabanlar eşit, arada eşitlik var. O zaman üsler de eşit olmalı buradan görüyoruz ki x eşittir 15 elde edilir. Yine aynı şekilde alttaki soruda da her iki tarafın karesini alalım ki kök kaybolsun. A eşittir 4'ün karesi oluyor arkadaşlar. 16 diyelim isterseniz. Her iki tarafın küpünü alıyorum. Bunlar kayboldu. Buradan da B eşittir 8 çıktı. A artı B sorulmuş. E taraf tarafa toplayalım. A artı B eşittir 24 elde edilir. Köklü sayılarda sıralama yaparken arkadaşlar. Kök dereceleri aynı ise herkesi kökün içinde buluşturacağız, herkesi kökün içine alacağız, bakacağız kim daha büyükse kökün içindeki sayılardan hangisi daha büyükse o sayı büyüktür diyeceğiz. Ama kök dereceleri eşit değilse hatırlarsanız kök derecelerin genişletimi öğrenmiştik önceki başlıklarımızda kök dereceleri aynı olacak şekilde genişletme yaparız. Gelin bunu örnekler üzerinden gösterelim size. Bakın bu örnekte a sayısı kök 2, b sayısı küp kök 3 kök dereceleri bir kere eşit değil. Bunları sıralayabilmemiz için, bakın bunun 2, bunun 3, sıralayabilmemiz için kök derecelerini eşitlememiz gerekir. O zaman kaçta eşitlenirler? Bakıyorum 2 ve 3'ün ortak katı 6'da eşitlenirler. Bunun kök derecesini 3 ile genişletirken bunun da üstüne 3 yazıyorum. Bunun kök derecesini 2 ile genişletirken de bunun üstüne 2 e, yazıyorum. Kimle genişletiyorsam onu koyuyorum. Yani buradan A sayısı 6. dereceden 203 yani 8 oldu. B sayısı da yine 6. dereceden 3'ün karesi 9 oldu. Şu an kök derecelerim aynı. 9 mu daha büyük 8 mi? 9 daha büyük olduğuna göre demek gidiyorum ki, ki B sayısı A sayısından daha büyüktür. Olay bu. Alttaki soruda bakın kök dereceler ikisinde de aynı. 2, ne demiştim? Kökün içine alacağız. 4'ü içeriye alacağız. Nasıl içeriye alırız? Karesini alarak. Kök derecesi 2 ya. Kök derecesi 4 olsaydı 4'ü içeri alırken 4'ün üstüne 4 koyacaktık. Kök derecesi 5 olsaydı 4'ü içeri alırken 4 üstü 5 diye yazacaktık. Kök derecesi burada 2 olduğu için içeriye 4'ün karesi olarak aldık. A sayısını yani A sayısını düzenlerseniz 3 çarpı 4'ün karesi yani 3 çarpı 16'dan 48 olur. Benzer işlemleri B'de yapalım. 2 çarpı 5'in karesi oldu. 5'in karesi 25. 2 ile çarpılırsa o da kök 50 olur. E zaten kimin daha büyük olduğu şu an göründü. 50 daha büyük olduğuna göre. Demek ki B sayısı A sayısından daha büyüktür deriz. Demek ki ne yapıyormuşuz? Kök dereceleri aynıysa kökün içine alıyormuşuz sayıları. Aynı şekilde bakın bunu içeri alalım. Ne olur? 3 çarpı 6'nın karesi. Yani 3 çarpı 36'dan 108. 3'ü içeri alıyorum. 6 çarpı 3'ün karesi 6 çarpı 9'dan 54 oldu. Onu da içeri alacağım. Nasıl alırım? Direkt kök 100 de yazabiliriz değil mi? Kök 10'un karesi diye yazarız. O da kök 100 olur. Bakıyorsunuz B en küçük sonra C gelir. En büyük de A olur. Ve A, B, C arasındaki sıralamayı da bu şekilde elde etmiş oluruz. Bakın kök dereceleri hepsinde farklı. Birinde 2, birinde 3, birinde 6. Hepsini genişleteceğiz. Arkadaşlar 2, 3 ve 6'nın en küçük ortak katı 6'dır. O zaman bunu 3 ile genişletiyorum. Buraya 3 yazıyorum. Bunu 2 ile genişletiyorum. Buraya 2 yazıyorum. Alttakine hiçbir şey yapmadım. Düzenlenirse 6. dereceden 3'ün küpü yani 27. Bu da 6. dereceden 5'in karesi yani 25. Buna hiçbir şey yapmadım. Altıncı dereceden 10. Kimin daha büyük olduğu görünüyor arkadaşlar. X en büyük sonra Y en küçük de Z olur sıralamamız. Evet köklü sayılarla ilgili arkadaşlar e, konu anlatımlarımızı bitirdik. Fakat küçük bir noktaya daha değinmek istiyorum size. Gelin onu da burada çalışalım. E, mesela bir köklü sayılardan kendimize bir problem e, yapmaya çalışalım. Diyelim ki Ahmet'in bir adımı kök 2 metre olsun. Tamam, bir adımı kök 2 metre. Şimdi Ahmet 5 adım atarsa 5 adımı x metre olduğuna göre x metre ise diyelim, kısaca yapalım, x'in aralığını bulunuz dedi. Aralığını bul. Şimdi 5 adım attı. O zaman 5 çarpı kök 2 kadar ilerlemiş olacak, değil mi? Ve bu x'e eşitmiş. Biz x'in aralığını arıyoruz, hangi aralıkta olduğunu arıyoruz. Ne yapacağız? Bak, 5'i içeri alacağız. Az önce de anlattığım gibi. 2 çarpı 5'in karesi olacak. O da kök 50 olacak değil mi? Şimdi kök 50 hangi aralıkta? Şıklar hep şöyle düşünün. Eşitsizlik de vermiş olabilir. Mesela 5 ile 6 arasında. Ya da aralık vermek isterse işte 5,6. Şimdi hangisini vermişse fark etmez. 6 ile 7 arasında. Şöyle 6,7 7. 3 şık olsun 7 ile 8 arasında 7 8. Şimdi kök 50'nin yaklaşık değerini bulmak istiyoruz. Hatırlarsanız bu dersimiz içerisinde bir yerde değindim size köklü sayıların yaklaşık değerlerini bulurken. Kök 50 dışarıya tam çıkan kök 49'dan büyük kök 50. Kök 64'ten de küçük. Bakın 49 ile 64 arasında 50 sayısı. Dolayısıyla 7 ile 8 arasında oluyor kök 50'nin değeri. O zaman işte bunu alırız. Ahmet'in 5 adımı yaklaşık olarak 7 ile 8 arasındadır diyebiliriz. Böyle problemlerle karşılaşabilirsiniz. Köklü sayıların yaklaşık değerleri tahmin etmeye çalıştığımız bir e, soru tarzı bunlar. E, ne yapacağız? Kökün içerisini alıp orada inceleyeceğiz arkadaşlar. Köklü sayılardaki konu anlatımlarımızı bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.